Bir kahvaltılık gevrek markasının bazı kutularında bedava video kiralama kuponları bulunmaktaymış. Ha, <laughs> eski günler. Peki kahvaltılık gevrek üreticisi kutuların %20'sinde kupon bulunduğunu iddia etmiş. Ancak sürekli bu kahvaltılık gevreği alan bir grup öğrenci içinde kupon bulunan kutuların oranının 0,2'den az olduğunu düşünmekteymiş. Öğrenciler üreticinin iddiasını araştırmak amacıyla 65 kutu kahvaltılık gevrek satın almış ve 65 kutunun 11'inde video kuponu bulmuşlar. Öğrencilerin satın aldığı 65 kutunun geriye kalan kahvaltılık gevrek kutu için rastgele bir örneklem olarak değerlendirilebileceğini varsayın demişler. Bu örneklem öğrencilerin düşüncesi yani içinde kupon bulunan kutuların oranının 0.2'den az olduğunu desteklemekte midir diye de sormuşlar. Cevabınızı istatistiksel verileri kullanarak veriniz diye de eklemişler. Hadi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu arada bu soruyu ileri seviye bir istatistik sınavından aldığımızı da eklemek istiyorum. Pekala, birlikte çözmeye hazır mısınız? Bu soruyu bir sınavda nasıl çözeceğinizi de modellemeye çalışacağım. İşe sıfır ve karşıt hipotezin ne olduğunu belirleyerek başlamak gerekir. Sıfır hipotezimiz gerçeği ya da üreticinin iddiasını desteklemeli. Demek istediğim sıfır hipotezi, kutuların %20'sinde kupon bulunduğunu ileri sürmeli. Karşıt hipotez ise şüphelendiğimiz durum yani kutuların içinde kupon olanlarının oranının %20'den az olduğu yönünde olacak. Eğer bir anlamlılık testi yapacaksanız sonunda P değerini karşılaştıracağımız anlamlılık seviyesini önceden belirlememiz gerekir. Hemen not ediyorum, anlamlılık seviyesinin, bunu alfa ile gösterelim, 0,05 olduğunu varsayalım. Şimdi de örneklem hakkında biraz düşünelim. Başka bir deyişle sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak elde ettiğimiz örneklem oranını elde etmemizin olasılığına bakacağız. Bu olasılık eğer anlamlılık seviyesinin altındaysa sıfır hipotezini reddedeceğiz. Örneklemi 65 kutu ile oluşturduk değil mi? N eşittir 65 yazıyorum. Buna bağlı olarak örneklem oranının ne olduğunu hesaplayabiliriz. 11 bölü 65. Hemen hesap makinesini çıkaralım. Ne de olsa bu sınavda da hesap makinesi kullanmak serbest. Evet. 11 bölü 65. Bir bakalım. En yakın binde birliğe yuvarlarsam sonuç evet 0,169. Yuvarladığım için buraya da yaklaşık olarak eşittir diyeyim. Buradan bir çıkarımda bulunmadan çıkarımda bulunabilmek için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığımıza da bir bakalım. Bunu da not ediyorum. Çıkarımda bulunmak için gerekli koşullar. Bunu yapmamızın sebebi popülasyonu doğru bir şekilde örneklediğimizden emin olmak. Başka bir deyişle de örneklem dağılımının kabaca normal olması. Birinci koşul, örneklemin rastgele olması ve bunu soruda bize söylüyorlar. Bakın, öğrencilerin satın aldığı 65 kutunun geriye kalan kahvaltılık gevrek kutuları için rastgele bir örneklem olarak değerlendirilebileceğini varsayalım demişler. O halde bu koşulu sağladık. Bu şekilde bir okla göstereyim. Evet, sıradaki koşulu normal olarak not edeyim. Bu da dağılımın şeklinin kabaca normal olması yani herhangi bir şekilde çarpık olmaması anlamına gelir. Bu koşulu sağlamak için örneklem boyutunun gerçek oranla çarpımının ki burada sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edeceğimizin altını çizmek istiyorum. Bunun sıfır hipotezinin ileri sürdüğü oran olduğunu belirtmek için altına küçük bir sıfır koyayım. Evet, eğer şu an sınavda olsaydık bu gösterimi biraz daha detaylandırmak yani tam olarak ne demek istediğimizi açıklamak gerekebilirdi bunun ondan büyük ya da eşit olması gerekir. Ek olarak, n çarpı 1 eksi p'nin de ondan büyük ya da eşit olması gerekir. n 65'ti. 65 çarpı varsaydığımız oran yani 0,2. Evet bu 13'e eşittir ve 13 ondan büyük olduğu için bu koşulu da sağladık. Bir de bir de buna bakalım. 65 ile 1 eksi varsaydığımız oran 0,8 eder. Bunu çarpınca da evet 52 buluruz. Evet 52 de ondan büyüktür. Bu koşulu sağladık. Son olarak bir de bağımsızlık koşulu var. Bu kutuları yerine geri koyarak örneklem almıyoruz. Bu yüzden de aldığımız örneklemin popülasyonun %10'undan az olması gerekir. Bunun hakkında net bir bilgi yok ama şöyle yazalım. Popülasyonda 65 çarpı 10 ne eder? Evet, 650'den fazla kahvaltılık gevrek kutusu olduğunu varsayacağız. Bu da örneklem boyutunun yani n'in popülasyonun yüzde 10'undan az olduğu anlamına gelir. Böylece bağımsızlık koşulunu da sağlayacağız. Harika çıkarım yapabilmek için gerekli koşulları sağladığımıza göre isterseniz örnekleme dağılımı hakkında da biraz düşünelim. Örneklem oranının örnekleme dağılımı p değeri hesaplarken de bunu kullanacağımızı hatırlıyorsunuz. Örneklem oranının örnekleme dağılımı hakkında bildiğimiz birkaç şey var. Örneğin örneklem oranının örnekleme dağılımının ortalaması varsaydığımız gerçek orana ki bu sıfır hipotezinden gelen oran yani 0,2'dir. Evet 0, 2'ye eşittir. Örneklem oranının örnekleme dağılımının standart sapması ise daha önceki videolardan hatırlayacaksınız karekök içinde varsaydığımız oran çarpı 1 eksi varsaydığımız oran bölü n'ye eşittir. Karekök içinde 0,2 çarpı 0,8 bölü 65. Hemen hesap makinemi çıkarayım. Karekök içinde evet 0,2 çarpı 0,8 bölü 65, 0,0496 ediyor. Not ediyorum. Bu yaklaşık olarak 0,0496'ya eşit. Sırada p değerinin hesaplanması var. Bunu anlamlılık seviyesiyle karşılaştırdığımız zaman da sıfır hipotezini reddedip reddedemeyeceğimize karar vereceğiz. p değerini hesaplamak için z değerinin ne olduğunu bulmamız lazım. Z değeri buradaki boyutu 65 olan örneklem için bulduğumuz istatistiğin örnekleme dağılımının ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğunu verir. Bunu daha önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. eşittir örneklem oranı eksi varsaydığımız oran yani sıfır hipotezinden gelen oran bölü örneklem oranının örnekleme dağılımının standart sapması bu, bize örnekleme dağılımının ortalamasından kaç standart sapma uzakta olduğumuzu verecek. Hadi, bunu da hesaplayalım. 0,169 değil mi? Eksi 0,2 bölü, bu da 0,0496 idi. Yine hesap makinesinden yardım alalım. 0,169 eksi 0,2 bu bize örneklem oranının örnekleme dağılımının ortalamasından ne kadar farklı olduğunu verir. Bunu bir de örneklem oranının örnekleme dağılımının standart sapmasına yani 0,0496'ya böleceğiz. Elde ettiğimiz z değeri yaklaşık olarak yaklaşık olarak diyorum çünkü buraya gelene kadar birçok yuvarlama yaptık. Evet eksi 0,625. Z değeri yaklaşık olarak eksi 0,625'e eşit. O halde artık sıra P değerine geldi p değerimiz yani elde ettiğimiz kadar düşük bir örneklem oranı elde etmemizin olasılığı bunu da örneklem oranı küçük ya da eşittir 0,169 olarak ifade edelim. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızı da bir kere daha hatırlatayım. Bunu da koşullu bir olasılık olarak yazalım. Evet sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz. Bu buradaki değerden yani eksi 0,625'ten küçük ya da eşit bir z değeri elde etmenin olasılığına eşittir. Yine hesap makinesinden yardım alalım. Evet, second, sonra dağılımı seçelim. Buradan da normal cdf'yi, normal kümülatif dağılım fonksiyonu, alt sınır olarak eksi sonsuz diyebiliriz. Üst sınırda eksi 0,625 olacak. Eksi 0,625 normalize edilmiş bir normal dağılım olduğu için Enter'a basalım. Evet bir daha sonuç yaklaşık olarak 0,266. Evet yaklaşık olarak 0,266. Ne yaptığımızı bir kere daha gözden geçirelim mi? Bunun örneklem oranının varsayılan örnekleme dağılımı olduğunu düşünelim. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu da varsayıyoruz. Bu da örnekleme dağılımının ortalamasının varsayılan oran olduğu anlamına gelir. Şimdi burada bir sonuç bulduk. Evet, şapkalı p burada. Biz gerçek orandan bu kadar ya da daha uzak olan bir sonuç elde etmenin olasılığına bakıyoruz ve az önce hesapladığımız şey de aslında bundan başka bir şey değil sonucu değerlendirirsek bu yaklaşık olarak %27'ye eşittir. P değerini anlamlılık seviyesiyle karşılaştırdığımızda P değerinin anlamlılık seviyesinden büyük olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Evet 0,266 0,05'ten büyüktür. Bu da elde ettiğimiz oranı elde etmenin olasılığı eğer %5'ten küçükse sıfır hipotezini reddedeceğimiz ve karşıt hipotezi değerlendireceğimiz anlamına gelir. Ancak sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarak elde ettiğimiz oranı elde etmenin olasılığının %27 olduğunu bulduğumuz için anlamlılık seviyesinin üzerinde kalıp başarısız olacağız. Bu yüzden sıfır hipotezini reddedemiyoruz diye not düşüyorum. Bir de karşıt hipotezi değerle dirmek için elimizde yeterli kanıt olmadığını yazayım. Sınavda eğer vaktiniz kalırsa soruda verilen cümleleri de kullanarak kutuların içinde kupon olanlarının oranının %20'den az olduğunu destekleyecek kanıt yoktur da yazabilirsiniz.